Arkadaşlar merhaba, ismim Bülent Alaçam. Bugünkü konumuz Open File kurulumu ve RAID yapılandırması hakkında olacak. Peki arkadaşlar, Open File nedir? İsterseniz bunu kısaca açalım. Open File, ağ üzerinden veri depolama hizmetini oldukça kolaylaştıran, yönetimi kolay, açık kaynaklı bir sunucu işletim sistemidir. Open File sayesinde bir NAS sunucusu kolaylıkla yönetilebilir. NAS sunucusunun İngilizce açılımı Network Attached Storage olarak geçer ve adından anlaşılacağı üzere ağ üzerinde bulunan bir depolama aygıtıdır. Evet, gördüğünüz üzere OpenFile'ın öne çıkan bir sürü özelliği olmakla birlikte bugünkü konumuz RAID 5 yapılandırması hakkında olacak. Peki RAID nedir? Onu kısaca açarsak, RAID birden fazla sabit diskin bir araya gelerek bir diskin tek başına yapamadığı şeyleri yapmamıza imkan sağlar. Örneğin RAID 1 ile güvenliği artırırken RAID 0 ile disklerin mevcut olan hızını daha fazla arttırma şansına sahibiz. RAID 5 ise daha çok güvenlik ve performansını aynı anda sunan bir RAID yapısıdır. Evet, RAID hakkında kısaca bilgi verdikten sonra asıl konumuz olan OpenFile kurulumuna geçelim. OpenFile'ı kurmak için tabii ki doğal olarak ilk önce indirmemiz gerekiyor. Bunun için meşhur olan arama motorumuzu Google'a açıyoruz. Buraya OpenFile yazıyoruz. Karşımıza OpenFile'ın resmi sitesi çıkmış durumda ve buraya tıklatarak sitemizin açılmasını sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere OpenFile resmi sitemiz açılmış durumda. Yukarıda bakın gördüğünüz üzere Download diye bir bölüm var. Buraya tıkladıktan sonra karşınızda bir sürü versiyonu OpenFile'ın çıkmış oluyor. Bizim burada indirmemiz gereken son olan 2.99 versiyonu. Burada gördüğünüz üzere yeşil bir okulun üzerine tıklıyorum ve ISO dosyasının inmesini sağlıyorum. Masaüstüne kaydedelim. Evet, kayıt işlemimiz başlamış durumda. Normalde OpenFile sunucum benim bir fiziksel makine üzerinde kurulmuş olmasına rağmen tekrar kurma şansım olmadığından dolayı OpenFile sunucusunu şimdilik sanallaştırılmış bir şekilde makinemi kurmayı düşünüyorum. Bu kurulum esnasında aynı zamanda Oracle Virtualbox üzerine bir sanal makine nasıl kurulabileceğini hep birlikte görmüş olacağız. Evet, ISO dosyamız şu anda inmiş durumda. Artık sanal makinamızı oluşturmaya başlayabiliriz. Yukarıda gördüğünüz üzere yeni butonuna tıklatıyoruz. Yeni butonuna tıkladıktan sonra karşımıza sihirbaz çıkıyor. Next diyoruz. OpenFile olarak isim verebiliriz. Bu size kalmış bir şey. Linux seçiyoruz. Herhangi bir Linux. Adı Linux diyebiliriz. Çok önemli değil burası arkadaşlar. Next diyoruz. RAM olarak herhangi bir seçeneği seçebilirsiniz. Bu sizin makinenizde bulunan RAM'e bağlı olarak değişebilir. Zaten bunu sadece kurulum amacıyla yaptığım için burasını es geçiyorum, next diyerek. Evet, şu anda bir disk oluşturup oluşturmak istemediğinizi bize sihirbazımız soruyor. Evet, oluşturmak istiyoruz. Burada VirtualBox'ın kullanmış olduğu VDI formatındaki diski seçerek next diyorum. Evet, otomatik olarak arttırma olsun. Next dedim. Evet. Burada next diyorum. Tekrar free butonuna basarak diskimizi oluşturuyoruz. Aynı zamanda create'e basarak sanal makinamızda oluşmasını sağlayabiliriz.
Evet, şimdi oluşturduğumuz sanal makinenin gerekli ayarlarını yapalım. Yani buradan saat kuşatıkları ayarlar kısmına geliyoruz. Ağ olarak mevcut olan network kartlarımızdan bir tane seçebilmek için bridge adapter kısmını seçmiş oldum. Makinenin CD-ROM'dan başlayabilmesi için buradan disketi kaldırıyorum. Başlangıç olarak CD-ROM'u daha sonra yukarı alıyorum. Depolama aygıtlarında gördüğünüz üzere CD-ROM boş gözüküyor. Buraya normalde mevcut olan CD-ROM'umuzu ekleme şansımız olmasına rağmen biz bir ISO dosyasından kurulumu yapacağımız için burada ISO dosyasını seçeceğim. Bakın burada Choose Virtual CD Disk File diyor. Buraya tıklatıyorum. Evet, ISO formatı dosyamızı seçmiş olduk. Open diyoruz. Gördüğünüz üzere ISO dosya formatlı dosyamız CD-ROM eklenmiş bulunuyor. Tamam diyoruz. Ve artık sanal makinamızı başlatabiliriz.